Christoph Kolomb, Amerika'ya gelmeden önce Amerika kıtasında en büyük medeniyet İnka topluluğuydu. İmparatorluk yok olmaya mecbur bırakılsa da Güney Amerika'da izler bırakmıştı. Bunlardan en önemlisi ise dağın zirvesinde neredeyse 500 yıldır donmuş halde bulunan bu kız çocuğuydu. Asırlar boyunca neredeyse hiç çürümeyerek günümüze kadar ulaşmış olan kızın bedeni insanı hayretler içerisinde bırakıyor. 15 yaşındaki bu İnka kızın takma adı Bakire'dir. Donmuş bedeni 1999 yılında Arjantin'deki 6739 metre yüksekliğindeki Lululalico yanardağında tesadüf eseri bulundu. Kız kendi halkı tarafından seçilmişti. Tanrılarla yaşayacağına inanılmıştı. Kabilesinin batıl inançları nedeniyle dağ tanrılarına bir kurban olarak verilmişti. Kızın bedeni dağın zirvesinde çok iyi korunmuş ve sanki daha dün ölmüş gibi. Ama aslında zavallı kız 500 yıl önce ölmüştü. Bilim adamları saçlarındaki proteinler üzerinde incelemeler yaparak kızın ölmeden önce nelerle beslendiğini anlamaya çalıştılar. Bulgulara göre kurban edilmeden bir yıl boyunca iyi bir şekilde beslenmiş, kurutulmuş lama eti gibi elit gıdalar verilmiş, hatta kilo bile almıştı. Ayrıca kıza bol miktarda kokain tükettirilmiş. Kıza Bakire isminin verilmesinin nedeni ise bu kavramın Keçuva dilinde güneşin bakireleri anlamına gelen seçilmiş kadınların oluşturduğu Akılyakona'dan olduğu düşünülüyor. Akılyakona, İnka dininde saflık yemini eden rahibe tapınaklarında yaşayan kadınların bulunduğu bir topluluktu. Görevleri arasında ayin yemeğini hazırlamak, imparator için ya da ayinlerde kullanılmak üzere giysiler dokumak gibi şeyler vardı. Bu rahibeler yetenekleri ve güzelliklerine göre köylü kızlarından seçiliyordu. 6 ila 10 yaşları arasında ailelerinden alınıp yıllarca tapınaklara kapatılıyorlardı. Ve zamanı geldiğinde de imparatora veya soylulara eş olur ya da kurban edilirdi. Kurban edilme İnka dininde Keipi Choa ritüelinde yapılan bir şeydi. Bu ritüeller özellikle çocukların kullanıldığı insan kurban etme ritüelidir. İnkalar imparatorun ölümü ya da kıtlık gibi önemli olaylar sırasında veya sonrasında çocukları kurban ederlerdi. Çocuklar saflık varlıklar olarak kabul edildikleri için kurban seçilirlerdi. Tanrılara sunuldukları için fiziksel olarak mükemmel ve sağlıklı olmalıydılar. Kurbanlar en az 6, en fazla 15 yaşında olabilirdi. Çocuklar ayinden aylar hatta yıllar öncesinden iyice beslenmeye başlanırdı. Diyetleri varlıklı elitlerin tükettiği mısır veya hayvansal proteinlerden oluşuyordu. Kıyafetleri ve takıları özenle giydirildikten sonra imparatorun huzuruna çıkmak için Cusco'ya götürülür, burada şereflerine düzenlenen şölene katılırlardı. Arkeolojik kazılarda kurban edilen çocukların yüzden fazla değerli süslemeyle gömüldükleri tespit edildi. İnka yüksek rahipleri kurbanları ayin için yüksek bir dağın tepesine götürürdü. Yolculuk özellikle yaşı küçük olan kurbanlar için uzun ve zorlu geçerdi. Ayin yerine ulaşana kadar nefes almalarını kolaylaştırmak için çocuklara koka yaprakları yedirilirdi. Ayin yerine ulaştıktan sonra çocukların acı, korku ve direnç hislerini aza indirmek için sarhoş edici bir içecek verilirdi. Ardından kurbanlar boğularak, kafalarına darbe alarak veya aşırı soğukta bilincini kaybetmeleri için ölüme terk edilirdi. 500 yaşındaki kızı inceleyen bilim adamları kızın donmuş dudaklarından aldıkları örnekler sonucunda bakteriyel bir enfeksiyonun olduğunu keşfettiler. Tüberküloz benzeri bir hastalığı vardı. Araştırmacılar bu bakteriyi keşfetmiş olmakla günümüz hastalıklarından bazılarına ve hatta gelecekte karşılaşabileceğimiz bazı hastalıklara çözüm bulabileceklerini düşünüyorlar. Belki 500 yıl önce bu kız boşuna kurban gitmemiş olabilir. Onun kurban edilmesi günümüz modern insanların bazı hastalıklarından kurtulmasına yarayabilir. Sevgili dostlarım, geçmiş insanların inanç biçimi veya din şölenlerine şaşırtıcı bir gözle bakıyor olabilirsiniz. Ancak o toplumda yaşayan insanlar için gayet normal karşılandığını unutmamamız gerekiyor. Şu an için bile başka ülkelerin yaptıklarına şaşkınlık duyabiliyoruz. İşte bu bizim kültürümüzü,
bizim farklılığımızı ortaya koyan temel etmenlerdir. Millet olmamızı sağlayan bu temel yapı taşlarımızdır. Dilimizle, davranışlarımızla, dilimizle ve doğrularımızla toplumlar yaratmayı ve yaşatmayı başarıyoruz. İnkaların yaşantısı ne kadar farklı gelirse, onların davranışları ne kadar cahil gelirse gelsin, bunları bugünün aklıyla değil 500 yıl öncesinin düşünceleriyle derlememiz gerektiğini unutmayalım. Aynı zamanda pozitif düşünce ve bilimin gelişmişliğini sadece 200 yıla sığdırabiliriz. Öncesi muamma. Bu yüzden söylenilenleri değerlendirirken ön yargıyla değil aklı selimle tartmak, yargılamak ve anlamlandırmak gerekiyor. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.